İki ağzını bunlar ederse, devrinin üstüne ekmeğini taştan çıkartmak. Anlamı, geçimini sağlamakta becerikli olmak. Ne yapıp edip geçimini sağlamak. Cümle içinde kullanılışı, çok çalışıp ekmeğini taştan çıkaracağım. 3B sınıfından Ömer Faruk'u Çakır deyimi ekmek aslının ağzında anlamı geçinmeyi sağlayacak bir iş bulamamak ve para kazanmak çok zordur anlamında söylenir. Ben 3B sınıfından Tevfik Mete Dürgün. Deyimimin adı dört gözle beklemek. Anlamı özleyerek, çok isteyerek, büyük bir sabırsızlıkla beklemek. Cümle içinde kullanırsak dayımı dört gözle bekliyorum. Ben 3B sınıfından Azra Bektaş. Hazırladığım deyimin adı surat asmak. Anlamı kaşlarını çatıp yüzüne küskün ve dargın bir anlam vermek. Sonra cümle içinde kullanırsak bunu. Kardeşim özenme sana kaşlarını çatma sana istediğin oyuncağı vereceğim. Ben 3B sınıfından Sinem Erişen. Deyimimin adı dilinde T bitmek. Anlamı sürekli söylemekten bıktım usanmak. Cümle içinde kullanımı sürekli söylemek kadar dilimde tüy bitti. 3B sınıfından Sınavı'ya acı çek. Benim deyimimin adı acı çekmek. Anlamı uzun süre üzüntü içinde bulunmak. Cümlem yere düşünce çok acı çektim. Ben 3 sınıfından Ayaz Akan. Bu deyiminde kafa ötülemeyi sundum. Anlamı saçma sapan konuşarak, gevezelik ederek çok yani birisinin kafasını şişirdim. Cümle içinde kullanırsak da bence artık uzatma, kafamı ötülüyoruz. Deyiminin adı baltaya taşa vurmak. Anlamı ise farkında olmadan birisine üzücü veya kırıcı bir şey söylemek, gaf yapmak anlamında kullanılan bir sözcük. Ben 3. sınıfından Muhsen Özkara. Deyiminin adı yumurta kapıya dayanmak. Anlamı da yapılacak bir iş için geriye çeken bir zaman kalmak. Benim 3. sınıfından Tuba. Deyiminin anlamı eterlik taşları dökmek, sakladıklarını açık etmeyip söylemeyip içindeki tuttuklarını söylemek. 3B sınıfından Ali Emre. Deyiminin adı etekleri zil çalmak, anlamı büyük bir sevinç yaşamak çok sevinir. Deyiminin adı göz gemisinin anlamı derin mühendisi inceden kırılıp makyaya çevirir yeri pek fazla adet sanat anlamlarına gelmektedir. Ben 3 sınıfından Nehir Aydınız. Deyimimin adı göz boyamak. Anlamı ise gösterişle aldatmak, bir şeyi iyi gibi göstermek, kandırmak, yanıltmak anlamında kullanılmaktadır. Örnek cümle ise insanların gözünü boyayarak günah işliyor. Ben 3. sınıfımda Ebru Balaban. Benim deyimim başına çorap örmek. Anlamı ise bilerek veya bilmeyerek birisini kötü duruma düşürmek. Örnek bu çocuk hep bana yanıma geldi ve hep bana çorap örüyor.